Merhaba arkadaşlar. Haberlerden okumuş olabileceğiniz gibi Seattle, Amerika'da koronavirüsün merkezi. Bu sebeple hepimiz evde oturuyoruz. Umuyorum bu süre diliminde sizler için fazladan birkaç video çekebileceğim konteynerler üzerine. Ayrıca tekrar hatırlatayım, hoşunuza giden videoları lütfen arkadaşlarınızla paylaşın, Twitter'da paylaşın. Twitter'da falan genelde çektiğim videolara pek denk gelemiyorum. O yüzden paylaşırsanız sevinirim. Bu videoda kanalımda size sormuştum konteynerler hakkında merak ettiklerinizi bana iletin, sorularınızı cevaplayacağım diye. Sorularınız üzerinden gidip bir video yapmak istiyorum. Hoşunuza giderse bunu tekrarlayabiliriz ayrıca. Çok beklemeden sorulara geçelim. İlk sorumuz İsmail Baskın'dan geliyor. İsmail kanalımızın iyi bir dostu. Videoları sıkça Twitter'da paylaşıyor. O yüzden İsmail'in sorusuyla başlayacağız. İsmail bize 3 farklı soru sormuş. İlki şu, konteynerler tam manasıyla izolasyon sağlayabilir mi? Benim cevabım buna teoride hayır olur. Ama pratikte evet olabilir. Ama bir sonraki güvenlik açığına kadar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Linux kernel'ında konteynerler bir afterthought. Yani baştan dizayna ve hesaba katılmış bir şey değil. Sonradan konteynerler Linux kernel'ına eklenmiş bir özellik aslında. O yüzden hala bazı yerlerde işte konteynerların hesaba katılmadığı kısımları bulup insanlar güvenlik açıkları ortaya çıkarıp onları kullanabiliyorlar. Örneğin Google Gvisor diye bir teknoloji geliştirdi. AWS Firecracker diye bir teknoloji geliştirdi. Bu teknolojilerin yaptığı şeyler aslında konteynerların etrafına küçük bir sanallaştırma katmanı, yani lightweight, VM'lerden daha hafif bir sanallaştırma katmanı eklemek oldu. Yani diyebileceğim şey aslında konteynerler güvenilir teoride ama hala biz güvenlik açıkları bulabiliyoruz konteynerler üzerine. Bu da ilk sorunun cevabıydı. İkinci soruya geçelim. Windows uygulamalarını containerize edebilir miyiz diyor. Bunun cevabı evet. Ama Windows Server kullanıp Windows Server üzerinde Windows Server konteynerları çalıştırmanız gerekiyor. Bu konteynerları Linux'ta çalıştıramayabiliyorsunuz. Fakat bu aslında ilerleyen ve aktif geliştirmenin olduğu bir alan. Örneğin yakın zamanda Kubernetes Windows desteğini açıkladı. Yani artık Windows makinelerine Kubernetes kurabiliyorsunuz. Yani Microsoft da senelerdir aslında Docker başladığı günlerden beri konteyner işine bakıyor ve Windows'a konteynerları eklemeye uğraşıyorlar. Epey uzun bir efor aldı bu aslında. Yani çünkü Windows kernel tahmin edebileceğiniz gibi epey komplike bir kernel. Dünyanın muhtemelen en karmaşık kernel'larından biri dışarıdaki. Fakat bu kernel'a konteynerları eklemek epey uzun bir zaman aldı. Ama günün sonunda gerçekleşti bu. O yüzden bugün Windows Server üzerinde konteynerler çalıştırabiliyorsunuz. Fakat Windows konteynerları çalıştırabiliyorsunuz. Son olarak buna ekleyeceğim şey de bunların yani Linux Windows konteynerlerinin çalışma prensipleri Linux konteynerlerinden aslında çok farklı. Üçüncü sorumuza geçelim. Konteynerler VM'lere göre daha yavaş veya hızlı mıdır? Buna da cevabım şu şekilde olacak. Normalde konteynerler doğrudan sizin işletim sisteminizin üzerinde çalışan prosesler. O yüzden tabii ki çok hızlı çalışacaklar. VM'ler ise sizin işletim sistemi üzerinde çalışan bir prosesin içinde bir yine bir işletim sistemi çalışıyor. Ve o işletim sistemi üzerinde bir yani o kernel'ın üzerinde bir proses olarak çalışması tabii ki çok daha yavaş olacaktır. Fakat VM teknolojisi geçtiğimiz yıllarda epey ilerledi. Örneğin CPU'lara virtualization'la alakalı instruction'lar geldi. Yani doğrudan CPU içine sanallaştırma desteği falan inşa edilmeye başladı. Bu yüzden VM'lerin overhead'i aslında epey azalmaya başladı geçtiğimiz yıllarda. O yüzden mesela VM tabanlı izolasyon teknolojileri görüyoruz artık piyasada. Firecracker gibi, Intel Clear Linux Containers gibi. Bu soruya da cevabımız bu şekilde olacak. İsmail'e cevabımızı verelim. Bir sonraki sorumuz troubleshooting'den geliyor. İki soru sormuş. Neden bir image içinde başka bir image kullanamıyoruz demiş. Galiba şöyle tahmin ediyorum. Neden bir container içinde başka bir container kullanamıyoruz demeye çalışmış arkadaşımız. Ama yine de cevap vermeye çalışayım. Yani teoride kullanabilirsiniz ama Docker ve containerların amacı böyle şeyler yapmak değil. Mesela image denen şey aslında günün sonunda bir tarball arşivi. Onun içinde başka bir root file system mount point'i yaratabiliyorsunuz. Yani mesela slash rootfs diye bir klasör yaratın imajınızın içinde. Onun içine mesela işte slash bin koyun, slash user falan koyun, gerekli binary'leri koyun, shell'i koyun falan filan. Ondan sonra container çalıştığında o slash rootfs adresine root ederseniz, bunu bir önceki videoda bahsetmiştik. Image içinde aslında image yaratabilirsiniz. İkinci soru da şu şekilde. Docker'da volume konsepti var. Bu konuya henüz girmedik. Girmeye de biliriz açıkçası. Docker'ın kendi volümleri yerine neden volume mount kullanmak gerekir? Mesela hangisi hangi durumda daha mantıklı? Buna cevabım şu şekilde olacak. Şimdi Docker volume denen şey aslında Docker'ın kendi yönettiği persistent storage. Yani Docker'ın kendi yönettiği disk gibi düşünün. Yani mesela siz diyorsunuz ki benim bu container'ımın bir diske ihtiyacı var. Ve bu container restart edince bu diskin kaybolmasını istemiyorum diyorsunuz.
Şimdi Docker size bir volüm verebiliyor. Yani diyorsunuz ki Docker'a benim şöyle bir volüme ihtiyacım var diyorsunuz. Fakat bu volümün sıkıntısı Docker'ı silerseniz bu volüm ortadan kayboluyor. Aynı zamanda insanlar Docker'ın genelde volume management'ına güvenmiyorlar. Yine aynı zamanda zaten insanlar doğrudan Docker'da kullanmıyor. Docker'ı genelde bir container runtime olarak kullanıp Kubernetes falan kullanıyorlar onun üzerinde. O yüzden mesela diyelim siz bir serverınıza bir disk taktınız. Bu disk zaten sizin bilgisayarınızda bir mount point olarak belirleniyor. Yani bunun bir klasörü var. İşte genelde insanların yapmaya çalıştığı şey bu klasörü container'dan erişilebilir bir halde getirmek. Bunun için de Docker'da volume mount kullanıyoruz. Yani doğrudan mevcut bir directory'yi alıp konteynerin içinde ulaşılabilir hale kılmaya volume mounts deniyor. Bu sorunun da cevabı bu şekilde. Troubleshooting arkadaşımıza da cevabını verdik. Bir sonraki sorumuz Mert Certel arkadaşımızdan. Demiş ki Docker Compose ile production ortamında deploy yaklaşımı nasıl olmalıdır? Örneğin sadece client tarafında bir deploy yapacağım fakat Docker Compose'da 3 tane container'ım var. Yani 3 tane client backend ve database container var. Bunların üçünün de etkilenmesini istemiyorum. Yaklaşımım nasıl olmalıdır diye sormuş. Bu soruya benim cevabım şu şekilde. Şimdi Docker Compose ben günlük yaşamda kullanmıyorum. Kullandığım zaman herhalde en son 2016-2017 civarında denemişimdir. Docker Compose başlangıç olarak çok güzel bir araç ama uzun vadede ben kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Yani amatörü eğlendirir aslında. Öncelikle Docker Compose'un burada yapması gereken şey eğer bir konteyneri değiştirmediyseniz o konteyneri tekrar deploy etmeye çalıştığınızda o konteyneri restart etmemesi lazım. Eğer restart ediyorsa muhtemelen olmayabilir. Son olarak da GCP bu yaklaşımı destekliyor mu demiş Mert arkadaşımız. GCP'nin bu konuyla bence bir alakası yok. Çünkü Compose içinde, Docker Compose içinde GCP ile alakalı bir şey olduğunu zaten zannetmiyorum. Yani GCP orada size zaten makine veriyor. O yüzden GCP'nin desteklemesi ya da desteklememesi gibi bir konu muhtemelen söz konusu değil. Bir sonraki sorumuz Ahmet Özçelik'ten geliyor. Demiş ki konteynerların CPU ve RAM ihtiyacı nasıl karşılanıyor? Kullanıcı kadar mı alıyor? Varsayılan bir değerim var yoksa kendimiz CPU ve RAM ayarlarını nasıl yapabiliriz demiş. Eğer bir ayar yapmadıysanız konteynerler host'taki bütün CPU ve RAM'i kullanabiliyor default olarak. Ve production için bu önerilen bir senaryo değil. Fakat Docker run dash help yazarsanız orada göreceksiniz ki aslında konteynerları çalıştırırken birçok ayar var. Aynı zamanda Kubernetes gibi sistemlerde bu ayarları başka şekillerde size sunuyor. Bunun ayarını yaparsanız CPU ve memory'yi limitleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu CPU'nun ve memory'nin hard limit ve soft limit konsepti var. Yani hard limitte diyorsunuz ki mesela konteyner buraya ulaştığı anda konteyneri öldür diyorsunuz. Bu daha doğrusu sadece memory için var. Soft limitte ise konteyner oraya kadar ulaşabiliyor ama o noktadan sonra makinede boş RAM varsa orayı alabiliyor. Öyle de bir soft limit, hard limit konsepti var. Bir sonraki sorumuz Emin Köse arkadaşımızdan geliyor. Demiş ki kod geliştirme ortamlarının yani örnek IDE'lerin, editörlerin konteynerlara taşınması hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Açıkçası benim bu konuda çok bir fikrim yok. Yakın zamanda mesela VS Code'u konteynerların içinde falan remote serverlarda falan çalıştırmaya başladı insanlar. Yani sizin için çalışıyorsa bence bir sıkıntı yok. Bence development ortamınızın low latency bir ortam olması lazım. Örneğin unit testlerinizi siz çalıştırmak için eğer bir kodu compile edip konteynerin içine koyup orada çalıştırmanız gerekiyorsa muhtemelen yanlış bir şey yapıyorsunuzdur. Yani ben geliştirme ortamınız için low latency bir sistem öneririm. Bu da kodu doğrudan sizin makinenizde çalıştırmanız anlamına gelir. Fakat tabii ki remote makinede de çalıştırabilirsiniz unit testlerinizi. Bunda low latency olduğu sürece bence bir sıkıntı yok. Bir sonraki sorumuz adı soyadı arkadaşımızdan geliyor. Umarım kendisine güzel bir isim bulur yakın zamanda. Konteynerlarda systemctl gibi kullanılamayan bazı araçlar var. Bunların kullanılmasının sebebi nedir deniyor. Systemctl öncelikle aslında systemd'nin client'ı gibi çalışıyor. O yüzden galiba systemd demeye çalıştım diye varsayıyorum. Öncelikle systemd'nin konteynerlarda çalışmasını engelleyen bir şey olmaması lazım. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi neredeyse bütün prosesler konteynerlar içinde çalışabilir aslında. Eğer konteynerin içine gereken Unix soketlerini falan mount ettiğinizde, işte Linux capability'lerini ve seccomp ayarlarını yaptığınızda konteynerin içinde systemd'yi çalıştırabilirsiniz. Hatta ben buraya bir link olarak systemd'yi konteyner içinde nasıl çalıştırabiliriz diye bir blog yazısı ekliyorum Red Hat'in developer blogundan. Umarım onu da okuyabilirsiniz. Bir sonraki sorumuz Sefa Karagöz arkadaşımızdan gelmiş. Demiş ki Docker içinde veri tabanını barındırmak ya da veri saklamak doğru bir yaklaşım mıdır? Öncelikle Docker konteynerların içinde geçici bir file system var. Yani o konteyner öldüğü zaman o file system ortadan kalkıyor. Böylece içinde konteyner içinde sakladığınız veriler de ortadan kalkıyor. Tabii bunu engellemek için, konteynerler içinde stateful workloadlar çalıştırmak için insanlar genelde ne yapıyor? Host disk'teki bir directory'yi alıp konteynerin içine mount ediyorlar.
Zaten database'ler de Docker üzerinde böyle çalışıyor. Bunun aslında Linux makinesine herhangi bir database'i kurup çalıştırmaktan çok bir farkı yok. Tekrar belirtmek istiyorum. Container'lar aslında çok ilginç bir şey değil. Yani. Container'lar bildiğin prosesinizin etrafına bir sandbox kuruyorsunuz. Bundan ibaret. Eğer container'ın içinde siz CPU, memory, işte swap, disk alanı gibi ayarları doğru düzgün yaptığınızda aslında o database'i doğrudan Linux üzerinde çalıştırmakla bir container üzerinde çalıştırmak arasında çok bir fark olmaması lazım. Şimdi bu genelde mümkün. Hatta Kubernetes aracılığıyla Docker üzerinde çalışan birçok veri tabanı da var. Yani MySQL operatorlar var, işte Cassandra operatorlar var vesaire. Fakat insanlar hala containerlar ve Kubernetes üzerinde veri tabanı çalıştırmaya çok güvenmiyorlar. Bence haklılardı zaten. Çünkü containerlarda genelde, daha doğrusu Kubernetes'de göreceğiz bunu. Containerlar makineden makineye çok hızlı geçişler yapabiliyor. Yani mesela bir makine offline olunca container başka bir makineye taşınıyor normalde. Fakat database çalıştırdığınızda bunu engellemek zorundasınız. Yani diyorsunuz ki benim bu makinede verim var, ben başka makineye gidemem diyorsunuz. İşte bu tip şeyleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. O yüzden insanlar genelde containerlar içinde database çalıştırmıyor. Aynı zamanda database satan şirketler de pek container dünyasına giriş yapamadılar. Örneğin Oracle gibi. O yüzden bu tip şirketler de genelde pek bu tip yaklaşımları önermiyorlar. Bir sonraki sorumuz yine Sefa arkadaşımızdan gelmiş. Mikroservis mimarisi dışında başka hangi alanlarda containerlar kullanmak iyi bir çözümdür demiş. Güzel bir soru. Şimdi yine az önce dediğim gibi herhangi bir şeyi konteynerlar içinde çalıştırabiliyorsunuz. Örneğin arada bir çalıştırdığınız cron job'lar varsa, batch job'lar varsa, işte arkada çalışan da şeyler varsa onlar da pekala konteyner olabilirler. Yani konteynerları aslında kullanmamızın nedeni bir şeyi bir makineye kolay kurup kaldırmak. Bu daha önceki videoda da bahsetmiştik değil mi? Tekrarlanabilirlik istiyorsanız mesela makinalarınız arasında konteynerlar kullanmak önerilir. Çünkü mesela ben herhangi bir konteyneri alıp Ubuntu server'a kurduğumda da işte Red Hat server'a kurduğumda da bunlar aynı şekilde çalışıyor. Çünkü konteynerlar altta çalışan işletim sistemindeki durumdan bizi izole ediyorlar. Hatta mesela Linux desktop'larında, yani Linux'u günlük yaşamda laptop'larında kullanan insanlar browser'larından tutun işte oyunlara kadar, Spotify'a kadar birçok ilginç şeyi konteynerin içine koyabiliyorlar. Bunun örneğini de bir blog adresi olarak buraya yapıştırdım. Blogda ilginç şeyler yazıyor. Gidip okumanızı öneririm. Umarım sorularınıza güzel cevaplar verebilmişimdir. Bu da bu videonun sonu olacak. Daha sonra hoşunuza giderse bunu tekrar yapabiliriz. O yüzden her videoda sorularınızı sormayı unutmayın. Onlara cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yine bir hatırlatma olarak beğendiğiniz videoları Twitter'da veya başka kanallarda paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.